Evet efendim, herkese yeniden günaydınlar. Şimdi ilk seanstayız ve birazdan stratejist İsmail Hasan Özyar'ı konuk edeceğiz. Ama öncesinde bir gelişmekte olan ülkelerin CDS'ine de bakalım istiyorum. Çünkü dün güzel bir haberimiz var. 300 bas puanın altına geldik demiştik. Fakat gelen enflasyon verisi aslında burada CDS tarafındaki beklentileri de bozdu. Ve bizde de haliyle 3 bas puana yakın bir yükseliş yaşandı. Yeniden bu sabah maalesef 300 bas puanın üzerine çıktık. 303 bas puanla başlıyoruz. Güney Afrika'da 8 bas puana yakın yükseliş var. Bir miktar Kolombiya, Malezya ve Kore'de geri çekilmeler görüyoruz. Fakat Meksika, Brezilya'da yükselişler söz konusu. O nedenle bu kısmında özellikle altını çizmek istedim. Sadece belki bu kısma bakmak değil, aynı zamanda tabii piyasadaki reaksiyon olarak tahvil faizlerine baktık, dolar endeksine baktık, kıymetli metaller, borsa ama korku endeksine de bakmak lazım. 15.85'lere çıktı efendim. Korku endeksinde çok sert bir yükseliş yaşadık. Bu arada 12-13 bandında bir dip var. Bakın buradan daha fazla imser senaryo devam edemeyebilir. Çünkü geçtiğimiz yılında dip seviyeleri buralar demiştik. Ve oradan da piyasadaki oynaklığın artacağına dair bir gösterge olarak çünkü korku endeksini izliyoruz. Sert yükseliş piyasada alarm çaldırdı diyelim. Detayları konuşacağız tabii ama önce içeriğiyle başlayacağız. Piyasanın açılmasına 3 dakika var. Bu 3 dakikalık süre zarfında önce İsmail Hasan Özyar'ın beklentilerini alalım. İsmail günaydın, hoş geldin yayınımıza. Günaydın, herkese iyi seanslar dilerim. Evet, bu arada sevgililer gününü kutluyor değerli izleyenlerimiz. O da bize borsayı sevdirdi diyor. Borsaya aşık olanların da sevgililer günü kutlu olsun aynı zamanda diyelim biz de. Bugün 14 Şubat. İsmail, dün sert kayıplar vardı Borsa İstanbul'da. Aslında sertten kastımız şu, bir düzeltme bekleniyordu. Amerika'daki enflasyon verisi de bunun bahanesi oldu ve o düzeltme geldi diyelim ama bu düzeltme devam eder mi? Biraz da bunu konuşmak lazım belki. Genele yayılmadı. Bu arada bu sert düşüş %2'ye yakın kayıp vardı dün Borsa İstanbul tarafında. Sen nasıl okudun bu satışı? Gayet normal karşıladım ben de. Tabii ki bu Amerika'daki enflasyon datasıyla birlikte hemen hemen tüm FX enstrümanları olsun, Amerika olsun, Bitcoin tarafı olsun hepsi buradan düzeltmeden nasibini almış oldular. Ama sert bir yükseliş oldu tabii 25 Ocak sonrasında. 8.000'den 9.250'ye kat eden bir Borsa İstanbul tarafı var. Dolayısıyla %2 geri çekilme. Bunun bugün itibariyle yani ikinci kırmızıyı yapması biraz olumsuz karşılansa da ben bugün tekrar piyasanın yukarı doğru dönmesini beklerim. Özellikle de grafikleri de detaylı noktaları işliyor olacağız ama Borsa İstanbul tarafında tabii çok mükemmel bir yükseliş yaşadık. %2 geri çekilmek bence hakkıydı. Düzeltme oldu dediğiniz gibi dünkü datada bahanesi oldu diyelim. Evet, bu bahane bizi 8.994 puana getirdi. Şu an yaklaşık bir dakika var. Yabancı takas oranında hafif yükseliş var. %36,78'e geldik. Burada tabii bir yandan bilançolar geliyor. Bir yandan şunu da belki konuşmak lazım. Uzun bir zamandır Amerika tarafından gelen verilere ya da dataya bir reaksiyon göstermeyen Borsa İstanbul dün reaksiyon gösterdi. Bu yurt dışıyla biraz bundan sonraki süreçte COIL'e gideceğimizin bir işareti mi? Sadece böyle bence bir günlük bu bahane olarak kullanıldı yahu mu diyorsun? Ya aslında tabii küresel piyasalara ayak uydurmak, eskisi gibi korelasyon burada sağlanmak güzel bir olay. Bu da yabancı yatırımcının aslında bizim piyasada artık yer almaya başladığını gösteren bir gösterge olarak düşünebiliriz. Dolayısıyla dün küresel piyasalarda gelen sert satışla birlikte biz de bu satışa eşlik etmiş olduk. Bu da bizim yabancı payımızın bir yıl öncekinden daha iyi noktada ve seviyede olduğunu gösteren aslında bir pozitif bir göstergedir. Evet, eşleşme bitti. Ben hemen BIST 100 tarafına bakıyorum. %0,23'lük yükselişle açıyoruz endeksi İsmail. Genele yayılan bir aslında yükseliş var ama çok yatay. Bankacılık hafif negatif başladı. Sanayi, holding, teknoloji, ulaştırma gibi endeksler yatay pozitif güne başladı. Ve aynı zamanda burada gübre fabrikaları dünün yıldızlarındandı. Bilanço sonrası TAV'da da ikisinde de %3'ün üzerinde yükseliş görüyoruz.
Dünün en çok kazandıranlarından biri Zorend'i. Bugün de %1,5'un üzerine yükseliş var. Tofaş'ın bilançosu piyasa tarafından çok beğenilmediği için %1'in üzerinde o eksi başladı. Yine İşçi'nin aynı şekilde. Alarko, İpek Enerji, Kayseri'ye devam ediyor ama böyle dünün devamı niteliğinde bir başlangıç olmadı. Hafif tepkiyle yeniden 9000'in üzerinde güne başladık. İstersen hemen burada grafiğimizi de alalım. Şimdi bu satış devam ederse nereye kadar edebilir? Eğer dünkü satışa sınırlı kalır ve tekrar yukarı dönersek bu sefer 9300'ü kırar mıyız diye iki farklı senaryo çizelim istersen. Önce ana sistem mi diyelim, uzun sistem mi, ne dersin? Ana sistemle başlayalım. Hadi başlayalım, ana sistemi alalım o halde. Şimdi ana sistem tarafında, Borsa İstanbul tarafında özellikle 25 Ocak'ta başlayan 8116 üstü bir günlük kapanışla oluşan momentumun çok sert bir şekilde 9250'ye kadar sürdüğünü gördük. Dolayısıyla dünkü satışla birlikte hemen 9000'in altında kapanış alsak da özellikle ben 8940-50 bandına doğru bir sarkıtma olacağını tahmin ediyorum. 10-11 arasındaki işlemlerde 8940'lara doğru bir sarkma gayet normal ve doğal olacaktır. Dolayısıyla bu bölgenin altına doğru devam ederse burada biraz sıkıntı başlayabilir ve 8815'teki iz süren turuncu çizgiye kadar bir geri çekilme burada mümkün olabilir. Biliyorsunuz turuncu altında 2 günlük kapanışla burada momentum trendin sona erdiğini düşünürüz. Dolayısıyla 8940'lara doğru saat 10-11 arasında piyasa yapıcı tarafından herhangi bir satış gelirse ve bu karşılanırsa bu gayet sağlıklı bir hareket olacaktır Borsa İstanbul tarafında. Peki sorum şu, 8150'nin üzerinde ben burada ciddi bir momentum bekliyorum dedin, bunu hatırlıyorum. Hatta geri çekilme olmaz, bu sefer hareket hızlı ve sert olur dedin. Tam o hareketin içerisindeyiz. Nereye kadar pozisyon taşıyacaksın İsmail? Şimdi eminim bir pozisyon aldın. Senin stratejini merak ediyorum. Yani burada bir hedef mi belirledin, yoksa piyasada kırılım gelene kadar ben bu pozisyonlarımı taşırım, hiç arkama da bakmam mı diyorsun? Hangi senaryo çizdin şimdi gelecek için kendine? Aslında iyi kazançlar yukarıda hedef belirleyemeyerek yapılan kazançlardır. Yükselirken direnç bakılmayarak trende eşlik etmektir. Dolayısıyla korkusuzca belirli bir seviyenin altında kapanış olana dek biz bu kapanışı İsmail arkadan da ses geliyor. Para sayma makinesi sesi gibi geldi bana. Para sayma makinesi mi çalışıyor arkada? Ne yaptın? Yok, inşaat herhalde başladı sitede. O yüzden üzgünüm. Umarım çok rahatsız edici değil. Hayır. Seni daha fazla duyuyor. Sorun değil. Şimdi Borsa İstanbul tarafında bir kere trendlerde özellikle ben şuraya kadar hedef aldım ve bunu gerçekleştireceğim demek burada trendten erken inmenizi sağlayabilir. Dolayısıyla iz süren şeklinde step by step sürekli yukarı doğru giden bir eğrinin takibini yapmak çok daha kazançlı olacaktır. Dolayısıyla benim bu seviyem bugün itibariyle 8815 seviyesi, para girişi tarafında alt taraftaki indikatör, pozitif volüm tarafındaki zaten inanılmaz bir momentum ve para girişi olduğunu görüyoruz. İşlem hacmi fevkalade şekilde sürüyor. Dolayısıyla burada alıcı satıcı dengesi bence pozitif tarafta devam edecektir. Ne zaman turuncu altında 2 iş günü kapanış alırız ve trendi sonlandırırız diye bunu bu şekilde takip etmek gerekir. Uzun sistemde de illaki hedef ve zorlanacağı noktaları anlatmak gerekirse de uzun geçelim, sistemde evet. Bu uzun sisteme var. Geçelim. Peki, uzun sisteme geçelim. Burada o zaman direnç saymayacağım. Piyasa el verdiği sürece trendin üzerinde kalacağım diye anlıyorum ben anlattıklarından. Peki, uzun sistemde ama tabii önemli seviyeleri konuşacağız şimdi. Şimdi uzun sistem tarafında bir kere turkuaz geçilimi önceki zirve seviye geçildi ve 9566 yukarıda ilk zorlanacağımız seviye olacaktır. Dolayısıyla hedef 1 9566, hedef 2 10202 ama bu seviyelerinde üstüne çıkma potansiyeli var. Sadece bu bölgeler özel olarak sistem tarafından hazırlanıp sunulan birinci yeşil ve ikinci yeşil hedeflerdir. Dolayısıyla ben turuncu çizginin altında iki kapanış olana dek trendde kalmayı doğru buluyorum.
Peki burada trendde kalacağız ama diğer taraftan hani bazı izleyenlerimiz, yatırımcılar ya da traderlar yani bazen burada hisse taşımak yerine buradaki sert yükselişleri vadeli tarafta pozisyon açarak da değerlendirmeyi tercih edebiliyorlar. Dolayısıyla burada Viyop cephesine baktığımızda 9733'lerdeyiz. Burada peki geri çekilme nereye kadar olabilir ya da karşımıza çıkacak önemli kritik seviyeler olarak hangi seviyeleri okuyacağız sana göre? Şimdi özellikle Viyop grafiğinde yol haritası var. Bu yol haritasında yukarıdaki yeşil bölgenin geçilmediğini gördük. Yani yeşil bölge kaçtan geçiyor? 9.955 puan. Bu seviye defalarca denenmesine rağmen bu seviyeyi geçemedik ve satışların go long bölgesine doğru sert bir şekilde geldiğini izledik dün. Ve o seviyenin de bir tık altına indik. 9.754 puan Viyop tarafında önemli bir puanlama olacaktır. Satışın biraz abartılı şekilde gelmesi halinde bir alt seviye olan 9.653 bir alım fırsatı oluşturur. Çünkü piyasa momentumlu bir şekilde sert gittikten sonra gelip birinci ve ikinci desteğinde tekrar yukarı gitmek için güç bulması çok da zor değildir. Dolayısıyla 9.754 ve 9.653 Viyop tarafında muntazam dönüş seviyeleri olabilir. Peki burada bir grafiğimiz daha var, order block. Onu da bir alalım ama alırken şunu da sormak istiyorum. Bugün tabii Türk Hava Yolları'nı konuşacağız. Fakat burada momentum devam ederse özellikle altını çizdiğin sektör ya da hisseler neler? Şimdiye kadarki kısmı konuşmuştuk. Bundan sonraki süreçte peki farklı sektör ya da hisselerin devreye girmesini bekliyor musun? Buradaki momentumun hız kazanması için. Şimdi piyasayı tabii Türk Hava Yolları tarafı domine etti. Tüpraş olsun, onlar güzel performans sergilediler. Dün Aselsan devreye girmeye çalıştı. Dolayısıyla Ereğli tarafında da aslında iyi bir yükseliş modu oluştu. Dolayısıyla Ereğli'de 43-47,5 fiyatlaması gördük. Ereğli'de yeni zirve görülebilir, devam edebilir Ereğli tarafı. Dolayısıyla Türk Hava Yolları tarafı da dünkü sert düşüşünden sonra yukarı doğru 300 TL'nin üstünü görmesi burada muhtemel olabilir. Dolayısıyla bunun da geri düzeltme noktası olan, biraz sonra grafiklerde izleyeceğiz ama buradaki order block seviyesi 8.942 puan. Kırmızı çizginin altını istemiyoruz. Piyasa güçlüyse order block'tan döner. Order block'lar önemlidir. Dolayısıyla orası muntazam çalışmalı ve orada piyasa da alıcıların galip gelerek piyasayı yukarı doğru döndürmelerini beklerim. Bir altta momentum trade seviyesi var. 8.814 ilk grafikte işlediğimiz gibi 8.942'ye gelecekse piyasa oradan tepmeli. Oraya gelmeden yukarı dönersek bu çok daha iyi bir skor olur momentum açısından. Peki diğer taraftan şimdi Türk Hava Yolları'na geçeceğim fakat aslında satış aldığımız bölge dolar bazlı kritik bir bölgeydi İsmail. Yani burada sen programın başa dedin ya, yabancı takas oranı da evet artıyor. Arttığı için biz burada yurt dışı tarafında açıklanan Amerika tarafında gene önemli verilere de biraz artık reaksiyon göstermeye başladık diye. Dün aslında tam 300 dolardan satış aldık ve bugün 293 dolardayız. Yani bu da biraz ironik oldu açıkçası. Yani TL bazı bakanlar 9.300'e odaklanmıştı ama dolar bazı bakanlar sıkça şunu sordu. Ya 300 dolar sonuçta psikolojik bir seviye. Bu seviyeden bir satış alır mıyız diye. Aslında aldık ve bu sabah 293 dolardayız. Peki şu an endekse daha çok TL bazlı mı dolar bazlı mı bakıyorsun diye önce sorayım. Oradaki beklentilerini de konuşalım. TL bazlı bakıyorum endeksi. Evet, 300 dolardan dönüş gerçekleştirmek, özellikle Amerika borsasının da grafiğine baktığımız zaman o kadar muntazam yerlerden aslında kar satışları geldiğini göreceğiz ki, dolayısıyla ons altındaki kırılım, bunlar tüm enstrümanlarda eş anlamlı bir şekilde dün gerçekleşmiş durumda. Dolayısıyla TL bazlı bakıyorum ben ve TL bazlı da yani bizim yukarı doğru bu ivmelenen yükselişte tabii ki ara sıra dinlenip park etme, aynı fiyatlarda salınma hareketleri olsa da piyasanın daha yukarıyı hak ettiğini düşünüyorum. Bunu da zamanla göreceğiz. İş sürenlerin üstünde seyir devam ettiği sürece pozitif bir şekilde 10.000 hanesi benim için
önemli bir hedeftir. Peki İsmail, burada kuru nerede hesaplıyorsun? Tabii bizim şimdi grafiğimiz yok, o yüzden biraz daha belki beklentilerin üzerinden gitmek lazım. Sonuçta Borsa İstanbul'a dolar bazlı bakabilmek için bir kurda da bir hesaplama yapmak lazım. Yani hani çarpıp TL bazlı bir hedefe ulaşmak için. Dolar Türk Lirası sonuçta yükselişini devam ettiriyor. Yani eğer yurt dışına daha fazla reaksiyon göstereceksek şunu da es geçmeyelim. Dolar endeksi çok kuvvetli ve hayli diğer para birimleri, bu sabah da gördük, güçlü para birimleri dahi dolar karşısında değer kaybediyor. O nedenle Dolar Türk Lirası'nda seyrin biraz daha yavaş mı, yoksa bir yerden sonra momentum kazanarak hızlanacağını mı bekliyorsun? Dolar TL tarafında 30.71, 30.72, 30.73 diye gidiyoruz. Birim birim yukarı doğru gidiyoruz. Seçim dönemine kadar da bu yavaş yükselişin her gün iki günde bir bir kuruş kadar yukarı atmasıyla devam edeceğini düşünüyorum. Yani doları şu anda hesap etmek çok zor değil. Yani dolar bazlı endeksi hesap etmek çok zor değil. Dolayısıyla burada bir momentum kazanımı olacaksa eğer seçimden sonra olabileceğini düşünebiliriz. Seçim sürecine kadar her gün bir birim veya iki günde bir birim yukarı doğru burada fiyatlamanın süreceğini söyleyebiliriz. Peki geçelim istersen buradan bir Türk Hava Yolları tarafına. Özellikle bugün Türk Hava Yolları'nı konuşacağız dedik. Endekste ağırlığı en yüksek şirket ve dolayısıyla oradaki hareketler endeks üzerinde çok etkili oluyor. 283.50'lerdeyiz. %1'e yakın bir pozitiflik var. Şu an Viyop tarafı eksiye geçti. Bunu birazdan yine konuşuruz ama bir Türk Hava Yolları tarafına bakalım. Bugün şimdi piyasada bu satışlar devam ederse neler olabilir? Çünkü bir çarşamba sendromu da var piyasada. Onu da detaylı olarak konuşacağız ama istersen bir önce Türk Hava Yolları'na bakalım. Şimdi Türk Hava Yolları grafiğinde özellikle tabii 295 TL'den geri çekilmenin, yani geri alım noktası ilk seviyesine gelmiş durumda. 280-88 bölgesinden geçen yeşil çizgi ve bir alttaki pembe 277. Yani bu seviyelerden geri alım 1, geri alım 2 noktası olarak söyleyebiliriz. 277 ve 280 TL Türk Hava Yolları'nda geri tepme noktaları olarak tespit edilmiştir sistem tarafından. Dolayısıyla bu bölgelerden yukarı doğru reaksiyonun gelmesi halinde denge bölgemiz 288'den geçen kesik çizginin olduğu yer. Dolayısıyla dengenin üstüne çıkmak lazım ki yeniden bir zirveyi konuşabilmek adına. Ben Türk Hava Yolları tarafında 301-310 TL bölgesine doğru eğer endekste ve trendde herhangi bir bozulma, turuncu çizginin kırılımı olmaması halinde Türk Hava Yolları'nda 301 ve 310 TL'ye kadar bir yükseliş tekrar oluşabileceğini düşünüyorum. Bu bir trend içerisinde dinlenme ve kar satışları normal olarak karşılanmalı. Dolayısıyla 277 TL kırılmazsa eğer sevgili Perihan Tantu, Türk Hava Yolları'nda yeniden yukarı yönlü atakları görebiliriz. Peki şimdi Borsa İstanbul eksi bölgeye geçti. Şöyle aslında bir çarşamba sendromu var diyoruz. Aylardır var. Bazı gerekçeleri de var gerçi. Yani kredi faizleri çok yüksek İsmail. Biz de burada izleyenlerimize hep uyarıyoruz. Bakın diyoruz, hani aracı kurumlar evet size kredili hesap açabilir ve siz de kredi kullanabilirsiniz. Bu gayet tabii hakkınız. Fakat faizin yüksek olduğu dönemlerde aslında kredi kullanmanın bazı dezavantajları var. Neden? Çünkü faizler çok yüksek olduğu için hani öyle bir trend yakalamalısınız ki hani gün içerisinde hisseniz bam 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 gidecek ki kredi kullandığınıza değecek. Yoksa hakikaten asları yüzünden pahalı hale geliyor. Dolayısıyla piyasada bir çarşamba sendromu var. Nedeni de şu: çünkü çarşamba günü çarpı 2 şarj ediyor. Yani T+2 olduğu için hafta sonu fiyatlaması çarşambaya geliyor ve çarşamba kredi taşımak 2-3 katı maliyetli oluyor haliyle. Ve dolayısıyla burada kredili hesaplar genelde çarşamba günü satış yoluna gidiyor. Hani bugün de böyle bir şey görebilir miyiz? Mesela biz bu sohbeti gerçekleştirirken işte programın başından sonuna kadar artı açan endeks %0,42'ye kadar eksi olarak geldi. Yani kredili işlemler için ne dersin? Şimdi eksi olması zaten 10-11 saatleri arasında sevgili piyasa yapıcı tarafından 8940 noktasına gelip oradan tepmek önemli, bunun altını çiziyorum tekrar. Getirmesi de bence çok daha olumlu. Çünkü negatif tarafı test edip sonrasında alıcılarla birlikte yukarı doğru ayrılmak, bunu başarırsak özellikle bugünün kapanışının yine 9000'in üstünde bir seviye olacağını
düşünebiliriz. Çarşamba günleriyle de ilgili ben mesela Viyop tarafında teminat tamamlama margin call seviyelerine baktığım zaman tabii ki eski rakamlardan çok uzağız bir kere. Yani çok fazla insanlar kredili mal taşımayı tercih etmiyorlar zaten. Veyahut da Viyop tarafında margin call'a düşen rakamların çok yüksek olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla insanlar ya birazcık tecrübe kazandılar bu noktada. Dolayısıyla eski çarşambalar kadar sadece bu bir artık ne olarak kaldı bizim önümüzde? Çarşambaları negatif olabilir. Sadece bu bir alt tabanı olmayan, ben çok fazla kredi pozisyon taşındığını düşünmüyorum. Dolayısıyla da bu çarşamba veyahut da önümüzdeki çarşamba, tabii orayı bilemeyiz ama çarşamba günlerinin özellikle kredi çarpanının yüksek olduğu için satışlar tarafından negatif baskılandığını gördük bugüne kadar. Her zaman da bunun böyle devam etmesi beklenebilir. Çünkü çarşambaları sizin de dediğiniz gibi cumartesi pazar faizinin de alındığı gün. Dolayısıyla burada bunu göz ardı etmemek lazım. Yani çarşamba günlerini veyahut da kredi miktarını, kredili oynayan, kredilerin çok yüksek faizli olduğunu zaten aracı kurumlarda görüyoruz. Dolayısıyla buradaki taşıma maliyetini en aza indirgemek adına daha böyle bir güzel ve sağlam hareket etmekte fayda var diye düşünüyorum. Hepsini komplike bir şekilde hesap etmek lazım. Taşıma maliyeti çarşambaları çok yüksek olduğu için ya satış gelirse korkusuyla mesela alım yapılmadığını görüyoruz. Dolayısıyla çarşambanın adı çıkmıştır diyelim. Çarşambanın adı çıkmış diyorsun. Peki bankalar için ne diyorsun İsmail? Yani mesela sen şu an bu yükselişte bir miktar endeksin gerisinde kaldı bankalar. Bugün de 10.000'den satış alıyor şu an bankacılık endeksi. Peki bu yükselişte ya da bundan sonraki süreçte eğer 10.000'lere gideceksek banka bulundurur musun burada portföyünde? Bir hatırlatmam da var. Şu an endeksi ulaştırma tutuyor diyelim. TAV, Pegasus ve Türk Hava Yolları pozitif ayrışıyor. Şimdi bankacılık sektörü trend başlamadan önceki hafta çok başarılı bir fiyatlama vardı. Yani bankacılıkla aslında endeks 7500'lerden 8000'in üstüne geçmeyi başardı. Sonrasında 9000'e gelene kadar bankaların burada çok fazla bir payı ve rolü olmadı. Fakat son iki gündür bankacılık sektöründe bir kıpırdanma görmekteyiz. Yani burada özellikle bankacılık sektörünün, ben tabii ki 10.000'in üstüne eğer gideceksek başta bankacılık sektörünü önde görürüm. Yani bankacılık sektörüyle 10.200'lere gitmeyi başarabiliriz. Dolayısıyla ben bankacılık sektörünü tercih ederim. Başta işte Garanti Bankası, Akbank, İşçi tarafında olmak. Burada başlayacak hareketin, özellikle burada bankacılık endeksinin grafiğimiz yok bizim bu, evet, şu anda ama özellikle bankacılık sektöründe 9.000-10.000 arasında yatay bir hareketi tamamlamış durumdayız. Bankacılık sektöründe 10.300 ve 10.700'e doğru bir sert bir yükseliş başlayabilir. Sadece bunu önemli ilk sırada gelen bankaları takip ederek, buradaki işlem hacmini takip ederek ilk hareketin başladığı noktadan net bir %10'a yakın bir yükseliş potansiyeli bankacılık sektöründe olduğunu düşünüyorum. Peki İsmail, dünkü gelen enflasyon verisi sonrası sen Amerika'da kar realizasyonu olarak okundu dün. Fakat devamını bekliyor musun? Şu an mesela vadeliler tarafına bakıyorum. Sabah daha karışık yatay bir seyir vardı. Fakat biz bu sohbeti gerçekleştirirken Nasdaq, Dow Jones, S&P'de pozitif bölgeye geçildiğini görüyoruz. Ama dün kayıplar sertti. Buradaki görüşün nedir peki? Bugün biz tabii Dow Jones üzerinden gideceğiz ama burada biraz daha baskı yaşanır mı bir süre daha? Çünkü korku endeksine de sert bir yükseliş oldu. Yine tahvil faizleri de aynı şekilde. Özellikle önemli bir hareket oldu. Borsa İstanbul tarafında 8950 puan görüldü minimum. Yine yurt dışıyla biraz paralel hareket ettik diyebiliriz yalnız. Şu an Nasdaq'ta böyle bir %0,31'e kadar bir pik. Ardından Borsa İstanbul'a 9000 hareketi geldi. Evet, ilginç. Evet, alıştığımız düzene geri dönüyoruz. Çok şükür diyelim. Çünkü önemli bu. Korelasyon önemli. Dolayısıyla tekrar endeksin 9003 puana geldiğini görüyorum. 8950 test edildikten sonra bu hareketi yapması
özellikle saat 10-15 civarında önemliydi. Bence güzel bir kapanışa umarım imza atarız ve dünü sadece bir kar realizasyonu olarak görürüz. Yabancı piyasalarda özellikle Dow tarafına geçtiğimiz zaman Dow Jones grafiğinde de yine birinci yeşilden geri döndüğümüzü gördük. Yani özellikle son 3 haftadır 38.766 puan civarında zorlanan bir Dow tarafı vardı. Dolayısıyla dünkü enflasyon datasıyla birlikte Dow'da gelen %2'ye yakın satışlarında bugün tekrar yukarı doğru force edildiğini görüyoruz. Yani normalde zaten FX enstrümanlarında olsun, Euro dolar paritesi, ons altın, bunlarda çok sert bir ayısal bardan sonra çok yavaş ritimde oradaki o çanak tekrar yukarı doğru toparlandığını geçmişte görmüştük. Dolayısıyla Amerika borsalarındaki bu hareketin özellikle 38.766 bölgesine yeniden gelip bu bölgenin üstüne geçip yeni bir bant oluşumu burada önemli olacak. Çünkü 42.000'e kadar orada bir range açılsa bizim tarafımızda da bu pozitif karşılanacaktır ve küresel piyasalarda risk iştahının yukarı yönlü arttığını göreceğiz. Dolayısıyla bu önemli, 38.766 çok önemli Dow tarafında bu bölgenin üstü tüm dünya borsalarındaki risk iştahını arttıracaktır. Peki İsmail, ons altındaki tabii dün veri sonrası yaşanan geri çekilme, 2000 doların altındayız. Bir alım fırsatı mı sana göre? Ons altının 2010 seviyesinin altında kalması alt tuşuna basmayı bayağı bir düşündürür bana açıkçası. Sen tabii daha momentumcu olduğun için, yani ben burada bekleme yapmam, momentuma eşlik ederim diyorsun ama, değil mi genelde? Ya benim aslında burada tabii para kaybına tahammülüm var ama zaman kaybına tahammülüm yok. Tabii ki traderların karakterik yapısı, bazı traderlar 1990'dan alım yapabilir. 1970'ten, yani geri düştükçe alım yapan traderlar da var. Fakat ben momentum takip ettiğim için 2010 seviyesinin üstünde kalıcılık beklerim. Sonra da 2070 seviyesinin üstünde zaten iyi bir trendin başlayacağını, özellikle artık zamansal sıkışmanın aylık grafiklerde bu yıl içinde tamamlandığını ve artık ons altının ciddi anlamda bir yön seçimi yapması gerektiğinin altını defalarca çizmiştik. Dolayısıyla 2010 altında fiyat kalmaya devam ederse ons altının yönünü aşağı yönlü seçmiştir deriz ve burada özellikle ilk önce 1854'teki denge bölgesi eğer aşağı geçilirse ons altında hakikaten blok satışları görebiliriz. Burada 1854 altı sert satış diyebiliriz. 2010 üstü de yeniden trende dönüş alametleri gösterebilir. Peki bunu gram altın için nasıl okursun? Yani sana göre gram altın yatırımcısı şu an ne yapmalı? Tabii orada 2000 liranın üzerine gelmiştik ve dolayısıyla burada ons altındaki hareket gram altında yeniden 2000 liranın altına getirmiş oldu. Peki gram altın için ne diyorsun İsmail? Gram altın yatırımcıları 1854'ten geçen ons altındaki fiyatlamayı takip etmeli. 1854 seviyesi ons altında kırılırsa gram altın tarafında da 1870'lere doğru bir baskılanma alınabilir. Dolayısıyla dolar TL tarafında da özellikle seçim dönemine kadar çok yavaş minimal hareketlerle yükseleceğini öngörürsek eğer, burada ons altın tarafındaki kırılımı takip etmeleri gram altın yatırımcıları tarafından çok önemli. 1854 kırılmadı diyelim ve 2010'un üstüne tekrar geçtik. Gram altın yatırımcısı da 2000-2070 TL civarında fiyatlamanın yavaş bir seyirde devam etmesi beklenebilir. Tabii şimdi izleyenlerden gümüş sorusu geliyor. Hayalleri 50 dolar, gerçekler 22 dolar diyelim belki gümüş tarafında ama o zaman ons altında alım için çok acele etmeyeceksen paralelde aynı yorumu gümüş için de yapabilir miyiz? Ya aynı bağlamda sonuçta ikisi arasında korelasyon var, evet. Burada özellikle 1854 kırılırsa ons altın tarafında, hep 1854'e bağlıyoruz yalnız bütün hesaplamaları. 1854 kırılırsa gümüşte de 20 dolar 19 dolar 70 sent civarına doğru bir geri çekilme olabilir. Dolayısıyla 1854 kırılmasın,
değerli metaller bundan çok büyük etki alabilir. Hı hı. Şimdi Bitcoin tarafıyla devam edelim, bir de son grafiğimize bakalım istersen. Tabii burada 50 bin dolar kritikti ve görüldü ama şunu da es geçmeyelim tabii. Evet, şu an 50 bin doların altında olsak da bu arada gelen veri sonrası aslında Bitcoin çok etkilenmediğini gördük. Yani daha çok böyle bu ons altını vurdu ama daha dirayetli bir seyir var mesela kripto paralarda Bitcoin öncülüğünde. Peki buradaki bu güçlü hareketi yeni zirvelere gidecek şeklinde mi yorumlamak lazım sence, yoksa geçmiş haftalar kripto para yatırımın var mı diye sormuştum. Yani kar alınır mı ya da? Şimdi dünkü data sonrasında birazcık piyasayı gözlemlediğimiz zaman güvenli limanın ne olduğunu artık görmüş olduk yavaş yavaş da. Güvenli liman bunu... Bitcoin oldu diyorsun, öyle mi? Tabii yani güvenli liman, yeni dünya düzeninde güvenli liman Bitcoin tarafı oldu. Dolayısıyla bunu da dünkü o sert datadan sonraki fiyatlamalarda görmüş olduk zaten. Dolayısıyla güvenli liman çok sarsılmadı. Siz de altını çizdiniz. Çok fazla sarsılmadı ve şu anda da 49.700'lerde olduğunu görüyoruz. Şimdi BTC tarafında 42.000, 48.519 arası bir hani orta sağ bölgesi. Bu bölgenin üstüne geçmesi bir kere hücum hattını ve yukarı doğru atakları artık daha da sıklaştıracak. Yani momentumu ve bar boylarını uzatır. Buraya kadar normaldi. 49.000'e kadar. Bu bölgenin üstünde kalmak asıl burada momentumu oluşturacak ve ilk önce 57.000 denge seviyesi ve sonra da 81.000'lere doğru bir fiyatlama, yeni zirve görülebilir. Bunu da trend içerisinde sağlam kalarak ara düzeltmelerde hani kar alabilirsiniz, pozisyon azaltabilirsiniz. Fakat çok hızlı bir enstrüman. Ben takip ediyorum. Dolayısıyla sattığını yerine koydurmayan bir enstrüman yukarı giderken. Dolayısıyla burada özellikle 50 binin üstündeki fiyatlamaların daha da coşkulu ve asıl boğa trendinde şenlik diyelim. Yani daha sert yükseliş, daha büyük ödüllerin olacağı döneme girmiş bulunuruz. 48.519'un üstünde artık biz orta sağ bölgesini yukarı geçtik ve ilk hedefimiz olan 57.500 seviyesine doğru gidiyoruz diyebiliriz. Peki burada son yine Borsa İstanbul'da yapacağım kapanışı İsmail, ama şu yorumu da almak istiyorum senden. Tam dediğin senaryo oldu, yüzünde gülüyor. %0,41 ile yeniden yukarı döndü endeks. 9032'deyiz şu an. Ama unutmamamız gereken bir şey var. Bir yandan da yeniden mevduat faizleri artıyor. Senin böyle bir endişen var mı? Yani Borsa İstanbul yatırımcısı mesela buradaki pozisyonlarını bırakıp yeniden artan faiz tarafına geçebilir mi? Bunu Borsa İstanbul için bir risk olarak okuyor musun mesela? Şimdi faizlerin özellikle %45'e geldiği noktada Borsa İstanbul tarafında 7200'den yapılan bir dönüş çalışması vardı. O dönüşünde gerçekten de burada özellikle Borsa İstanbul zaman zaman geçmiş dönemde, geçmiş 30 yıla baktığımız zaman enflasyonun gerisinde, faizin gerisinde kalır. Fakat Borsa İstanbul'da yapılan atakların her zaman hisse senedi yatırımının daha karlı olduğu sonuç itibariyle görülmüş ve ispatlanmış bir durumdur. Dolayısıyla ben faiz tarafının çok rahatsız edecek bir seviye, zaten %45 de çok rahatsız edecek bir seviyeydi. 7000'lerin altına bile gelmedik ki bende de ciddi bir beklenti vardı aslında 6900, evet. 6500 bandı gibi. Dolayısıyla piyasa gücünü göstermiştir ve faizlerden aldığı o negatif reaksiyonu 7200'e kadar satış yaparak göstermiştir. Bundan sonra göstereceği rakam sadece trend içerisinde geri çekilme olur ama hisse senedi her zaman en son gelir, imzasını en iyi getiriyi yaparak atar. Bunu bu şekilde geçmişte gördük. Borsa İstanbul tarafında 9000'in üstündeki seyrin devam ettiğini görüyoruz. Umarım güzel bir kapanış yaparız şöyle 9080-9100 bölgesine doğru ve her şey rayında devam eder. Herkese iyi seanslar dilerim. Sana da İsmail çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli yorumlarını, analizlerini bizlerle paylaştığın için ağzına sağlık. Senin için de güzel bir seans olsun. Evet efendim, stratejist İsmail Aslan Özer'i ağırladık. Borsa İstanbul'daki ve diğer enstrümanlardaki aslında teknik seviyeleri konuştuk. Kısa bir araya gideceğiz. Kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Evet efendim, ilk seansta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Borsa İstanbul'da dalgalı seyir devam ediyor. Birçok defa artıya, birçok defa eksiye geçti. Ama Amerika tarafında daha pozitif bir seyir var. Fakat dün gelen enflasyon verisi aslında piyasadaki tüm algıyı bozdu diyebiliriz. Biraz bu veri üzerinden gidelim isterseniz. Albatros Portföy İş Gelişimi Müdürü Eren Kuru bizlerle. Eren, günaydın. Hoş geldin yayınımıza. Günaydın, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Şimdi piyasada tabii şöyle bir algı oluşmuştu dün. Ya veride %2,9 beklentilere paralel gelir. Tamam, FED'de zaten Mart beklentileri rafa kalktı. Haziran'da faiz indirimine başlar. Hatta içeride biz de seçimi atlatmış oluruz. Hazirandan sonra daha yüklü bir para gelir. Hem tahvil hem hisse tarafına. Oh ne ala demişti piyasa ama... evdeki hesap çarşıya uymadı. Şimdi beklentilerden yukarıda geldi dün enflasyon verisi ve biraz piyasadaki tüm algı neredeyse bozuldu. Burada biraz yalın kurtarmaya çalıştı ortamı. Yani sorun değil, TÜFE verileri ABD'nin enflasyonla mücadelesinde ilerleme sağlandığını gösterdi ama piyasa fiyatlama anlamından çok o cepheden bakmadı. Dün Amerika tarafında sert bir satış, tahvil faizlerinde sert bir yükseliş, dolar endeksinde yukarı bir hareket ve bu da tabii haliyle altında bir baskı yarattı. Ama şimdi bu veri üzerinden gidelim. Tek bir veriye odaklanmak lazım mı? Sence Haziran ayındaki bu beklentiler de rafa kalkıp biraz daha yılın son çeyreğine kalabilir mi faiz indirimi? Yoksa biraz daha burada Fed başkanlarının açıklamaları, istihdam tarafı da eş zamanlı olarak izlenmeli mi? Ne dersin? Tabii. İlk başta aslında senin hem sosyal medyada olsun hem de televizyonlarda çok kez belirttiğin gibi FED bundan sonra aslında hem FED demeyeyim de hem piyasa hem de fon yöneticileri tarafında sürekli bir enflasyona aşağı doğru bir beklenti oluşuyordu. O beklenti doğrultusunda da pozisyonlar alınıyordu. Ama FED Powell geçen konuşmasında şöyle bir ibarede bulmuştu. Tamam, hani faiz artırımları gerçekleşti. Trend olarak, enflasyon trendinde olarak enflasyonun kademi olarak indiğini gördük, izliyoruz. Ama bazen dedi belli başlı sapmalar gerçekleşecek dedi, beklentilerden dolayı. Peki bu beklentilerden sapmalar gerçekleşince neler gerçekleşti? Senin de dediğin gibi demin emtiada bir sert bir kayıp gördük. ABD endekslerinde bir aşağı yönlü baskı oldu. ABD tahvil faizleri de tekrardan 4.20'nin üzerine geldi. Hatta 4.30'lara kadar geldi ABD 10 yıllık tahvili. Şu anki veri seti bir iki ay önce yanlış hatırlamıyorsam Powell şöyle bir şey söylemişti. Enflasyonda trende oturttuk. Şimdi sıra işsizlik verildi, istihdam verilirinde demişti. Ama bu beklentiler bir miktar bozulmaya başladığı için oradaki istihdam ve işsizlikteki veri setine odaklanma tekrardan enflasyona kaydı diyebileceğiz. Çünkü çok katastrofik bir beklenti üstüne gelmedi ama çok küçük bir yukarılık gerçekleşti. Ama genel trend hala aşağı yönlü diyebiliriz enflasyonda. Peki bu enflasyon verisini baz aldığımızda yatırımcı nasıl bir yatırım yapabilir? Yani nasıl bir pozisyon alabilir diye düşünelim. Zaten bireysel yatırımcı kabaca 3 farklı enstrümanla işlem yapıyor diyebiliriz. Birincisi endeksler tarafında, hisse senedi tarafında. İkincisi emtia tarafında, daha çok altın gümüş tarafında. Ve üçüncüsü de tahvil tarafında, yani faiz tarafında diyebiliriz. Hem kurum hem de bireysel olarak ABD endekslerinin çok yani... Yılbaşından bu yana, hatta geçen Aralık ayından Kasım ortasından beri çok yükseldiğini gördük. Hep birlikte, hatta Nasdaq öncülüğünde bir yükseliş gördük. Tabii bu hani 7 büyük teknoloji şirketiyle birlikte bu yükselişler gerçekleşti. Peki burada yatırımcılar nasıl pozisyonlanma yapılabilir? Burada bir miktar ABD tarafında bir yatırım yapılacaksa, burada bir miktar ABD endeksleri tarafında, özellikle Nasdaq tarafında ETF yatırımları ön planda durabilir. ETF tarafında da ABD tarafında bir miktar short pozisyonlanma yapılabilir. Orada bir miktar risk alabilir diye düşünüyorum. Çünkü gelen tahvil faizlerinin yükselmesi olsun, hafif de yurt dışındaki ve jeopolitik risklerden dolayı
enerji emtiyalarının yukarı doğru yükselmesinden dolayı orada bir miktar maliyetlerden dolayı Nasdaq tarafında bir miktar aşağı yönlü bir beklentim var. Yani düzeltme beklentimiz var. O yüzden ABD endeksleri tarafında bir miktar short pozisyon, short ETF riski alınabilir. Emtia tarafında ise orada da aslında hani hem FX tarafında bir miktar pozisyonlanma yapılır ya da ETF tarafında bir miktar pozisyonlanma yapılabilir. ETF tarafındaki pozisyonlanmalar daha çok altın ya da gümüş şirketleri var. O ETF'ler genelde bu şirketlere yatırım yapıyor. Yani birebir bir altın yatırımı ya da birebir gümüş yatırımı yapmıyor. Yani altın üreticileri ya da gümüş üreticileri dediğimiz şirketlere yatırım yapıyor. Buralarda bir miktar değerli metallerde geri çekilme gerçekleştiği zaman buralarda bir miktar risk alınabilir. Diğer taraftan faize gelelim yurt dışında. Şöyle iki türlü faiz yatırımı yapılabilir. Özellikle ABD tarafında ya da küresel olarak söyleyeyim. Birincisi demin ilk dediğim ETF yatırımı. Bir tane 5-10 yıllık, 10-20 yıllık, 20-30 yıllık olmak üzere 3 farklı ABD tahvillerine yatırım yapan ETF'ler var. Şimdi burada nasıl bir pozisyonlanma yapılabilir? Sen tekrar söylemek gerekirse yayınlarda çok kez dile getirdin. ABD tahvilin verim eğrisi inverted, yani kısa ve orta taraf yukarıda, orta ve uzak tarafta aşağıda işlem görüyor şu anki projeksiyonda. Peki bu faiz arttığı süreci başladığı zaman nasıl şekillenecek bu verim eğrisi? Yatırımcı aslında bu şekillenmeye kaymada bir miktar pozisyonlanma yapılmalı diye düşünüyorum. Nasıl yapılmalı peki? Faiz indirimi başladığı zaman ABD'nin kısa ve orta tarafı aşağıya gelecek, orta ve uzak tarafı yukarı gelecek. Burada nasıl bir yatırım yapar yatırımcı? Kısa taraftaki yatırım yapan tahvillerde pozisyonlanma yapılabilir. Orta ve uzak tarafta eğer bir pozisyonunuz varsa da burada bir miktar riski küçültüp MTI'ye kaydırabilir. Yani kısaca kısa tarafta yoğunlaşmakta yarar var diye düşünebiliriz ETF tarafında. Diğer seçeneğe gelirsek de hani bireysel olarak bir ABD tahvilleri ya da ABD şirket tahvillerine yatırım nasıl yapılabilir? Bizim Eurobond'lar var, örnek vermek gerekirse. Onların verim eğrisine baktığım zaman 7-7,5 bandında bir getiriler makul olarak görebiliyoruz şu an. Peki ABD tarafında bu 7-7,5 hatta 10-10,5'luk getirili tahvil faizi veren, yıllık tahvil faizi veren kıymetler var mı? Var. Onları nasıl bulacağız? Yine yatırımcı, bireysel yatırımcı, tabii burada nitelikli yatırımcı olması lazım karşı tarafın. Nitelikli yatırımcı aracı kurumuna diyecek ki ya ABD tarafında high yield indeksinde olan, şu an biz hisse tarafına biraz da kayacağım. Hisse tarafında da net debt böyle EBITDA'sı bu olacak, borçluluğu düşük olacak, return on equity'si yüksek olacak, growth'una bakacak. Oradaki şirket analizinden sonra ABD tarafında, high yield tarafında, yani bizim ülke kredi riskiyle birlikte paralel olan şirketlere bir miktar tahvillere yatırım yapılabilir. Tabii bu getiriler ne tarafta oluşuyor? Dün baktığımda 8-8,5 bandında az riskli olanlar var. Orta riskli olanlar 8,5-11 bandında var. Yıllık faizden bahsediyorum. Hatta biraz daha riskli olanlar, yani bildiğiniz net debt bölü EBITDA'sı, FAVÖK'ü ve return on equity'si kötü olan şirketlerin tahvil getirilir de 10-12-15-18 bandına kadar yükseliyor. Buralarda değil de biraz daha safe side'da, yani 2025-2026 vadeli, borçluluğu düşük, kredi ratingi Türkiye ile paralel olan bir şirketin tahviline yatırım yapılabilir diye söyleyebilirim. Peki. Özellikle ABD tarafında. Peki bu noktada tabii şöyle bir senaryo yazabilir miyiz?
Dünkü veri sonrası hani çok hızlı bir yükseliş yaşandığı için tahvil faizlerinde. Yani artık hani burası makulse ve buradan bir para girişi bekliyorsak tabii bundan sonraki süreçte de enflasyonun yüksek gelmemesi koşuluyla artık buralar en yüksek seviyeler diyebilir miyiz? Tabii şunu da es geçmeyelim. Çünkü buradaki sadece süreye değil 2024 genelinde toplam faiz indirimi beklentisine de bakmak lazım. Neden? Çünkü bu geçtiğimiz yıl 2023 yılı sonunda 2024 yılında kümülatifte 160 bas puan faiz indirim beklentisi vardı vadeli işlemlerde. Sonra bu veri öncesi 110 bas puana düştü. Veri sonrası 87 bas puana kadar geriledi. Her ne kadar bu geriliyor olsa da yani sonuçta artık bir faiz indirimi kesinleştiyse bu tahvil faizlerindeki son yükseliş anlamını mı taşıyor sana göre? Yani para girişi için şöyle, son fırsat mı diyeyim daha doğrusu? Şöyle özetleyelim. Çok doğru söyledin. Son girişler mi bunlar? Aslında yine ABD veri merisinden baz alalım. Şimdi enflasyon verisinden sonra senin de dediğin gibi beklentiler, faiz indirim beklentileri bir miktar ötelendi. Hatta Haziran'a kadar ertelendi. Haziran'da bile olasılık %65 şu an. Mart ve Mayıs'ta da %30'lardı. Hatta Mart ayında %0'a yakın, Mayıs ayında da %35'lerdi. Oldu ki her şey çok güzel gitti. Mayıs ayında da FED dedi ki ben faiz indirimine başlıyorum. Şimdi faiz indirimi başladığı süreç zarfında aslında piyasada bir kırbaç etkisi gerçekleşiyor. Bu nasıl gerçekleşiyor? Demin ilk baştaki söylediğim senaryoda hani ABD verimisi şu an inverted, yani verim eğrisi yukarıda, kısa orta taraf, orta ve uzak tarafta aşağıda kalıyor. Şimdi kırbaç etkisiyle faiz indirimi başladığı zaman kısa tarafın orta ve uzak tarafın yani ABD 10 yılında tekrardan %5, %5.5'unun üzerine gelebilir diye düşünüyorum. Burada ABD bu fiyatlamayı gerçekleştirdiği zaman hafiften piyasalarda düzeltme gerçekleşecektir. Bu düzeltme gerçekleştiği zaman ABD tarafında bir miktar pozisyonlanma yapılabilir. Yani short'tan demin söylediğim senaryo oradaki geçiş süreciydi aslında. Bu geçiş süreci tamamlandıktan sonra faiz indirim süreci başladıktan sonra ABD tahvil faizi verimlisi oturduğu zaman ABD tarafında bir miktar pozisyonlanma yapılabilir. Resesyon algısı da bir miktar kırıldı. Hı hı. Resesyon algısına geçişte de yani bu süreç zarfında da ABD'de bir miktar parakendecilik yani defansif olan şirketlerde bizde nasıl parakende şirketleri, gıda parakende şirketleri üzerine bir miktar yoğunlaşma varsa savunma sanayi de olmak üzere ABD tarafında da bir miktar pozisyonlama yapılabilir. Genelde belli başlı şirketler var, büyük şirketler var. Oralarda bir miktar pozisyonlama yapılabilir. İlla single stock yatırımı yapılacaksa. Eğer onlar bir miktar yatırımcıya geliyorsa, karmaşık geliyorsa demin ilk söylediğim ETF'lerde bir miktar pozisyonlanma yapılabilir diye söyleyebilirim. Peki şimdi az önce biraz ifade ettim, biraz daha detaylı açalım. Şimdi bir tablomuz var, bu tabloyu alalım. Gelişmekte olan ülkelerin risk primleri. Neden? Çünkü Amerika tarafında sonuçta tahvil faizleri yükselince piyasadaki risk algısı bozuluyor. Bu da biz ve bizim gibi ülkelerin de risk primlerini arttırıyor. Sen de altını çizdin. Dün mesela bizim için daha güzel bir gündü. Neden? Çünkü bu veri öncesi biz 300 bas puanın altına geldiğimizi görmüştük. Fakat bu sabah yeniden 303 bas puana yakın bir seviye içerisindeyiz. Tabii bazı durumlardaki hani biraz daha Merkez Bankası'nın seyri, buradaki ortodoks politikaların seyriyle birlikte bir dönem Türkiye burada pozitif ayrıştı ama öncesine negatif ayrışmıştı. Yani 700'den geliyoruz buralara. Fakat bundan sonrasını konuşalım. Şimdi biraz daha diğer ülkelerle paralelde hareket ediyoruz. Sence Eurobond fonu almak için makul seviyeler mi burada risk primi, yoksa yeniden böyle bir 320'lere doğru hareket olursa bunun bir avantaj olarak okumak lazım. Ne dersin? Tabii. Sen çok güzel ifade ettin aslında. Hani şu an tamamen hem
gelişmekte olan ülkeler hem de Türkiye üzerinde artık yurt içindeki gelişmeler bizim risk primimizi eskiye nazaran çok fazla etkilemiyor. Eskisi gibi bir politik süreçle yaşamıyoruz. O yüzden yurt dışında gerçekleşen olaylar bizi %80-%90 bandında daha fazla etkiliyor diyebiliriz. Gelelim Türkiye'ye. Şimdi CDS bizim dolar bazlı, bir de euro bazlı var. Genelde yurt dışında dolar bazlı CDS takip ediyor. Şu an ekranda 303.5 puanlık bir getirimiz var. Spread'imiz var, özür dilerim. Bu nasıl şekillenecek? Demin söylediğim senaryoda ABD tahvillerinin kırbaç etkisiyle faiz indirimi süreci başladıktan sonra tahvil faizlerinin bir miktar yukarı gideceği, bu tahvil faizlerinin yukarı gitmesiyle birlikte hem gelişmekte olan ülkelerin hem de Türkiye'nin risk primlerinde bir miktar bozulma göreceğiz. Bu CDS'lerindeki bozulmayla birlikte bu bizim direkt Eurobond'lara negatif yansıyacaktır. Şu an verim eğrisini, Türkiye'nin verim eğrisini baz aldığımız zaman, Eurobond verim eğrisini baz aldığımız zaman orta ve uzak taraf hafiften 8 ve 8'in üstüne geldiğini görüyoruz. Tekrardan 10 yıllıkların 5 ve 5,5 bandına geldiğini düşünürsek bu 8,5-9 bandına geleceğini varsayabiliriz. Yatırımcı burada Eurobond fonlarına yatırım yapabilir mi? Yapabilir ama şöyle söyleyebilirim. Eğer bir single, yani one shot bir tane Eurobond almak yerine yatırım fonu almak şu an pek mantıklı. Pardon, tam tersi. Şimdi sen yatırım fonunu aldığın zaman iki türlü getiriyi içine almış oluyor yatırım fonu. Bir tanesi dolar TL'nin yukarı gitmesi. İkincisi ise CDS'in aşağıya gelmesi. Demin söylediğim projeksiyonda ABD tahvilleri ve küreseldeki finansal koşulların yukarı gideceğini varsayarsak CDS'in yukarı gideceğini ve gelişmekte olan ülkelerin risk priminin yukarı gideceğini düşünüyoruz. O yüzden şu an yatırım fonu almaktan ziyade nitelikli yatırımcıysanız belli başlı bankalar, illa nitelikli yatırımcı olmanıza da gerek yok. Belli başlı bankalarda nominal 1000 dolarlık Eurobond alabilirsiniz. Öyle bir yatırım fonu almaktan ziyade bir tane Eurobond almanızı tavsiye ederiz. Ama şöyle de bir şey var. Şimdi yatırım fonu aldığınız zaman size kupon getirisi yok. Ama single olarak tek bir tane Eurobond aldığınız zaman bu sizin kupon getirinize yansıyacak. Burada dolar TL aşağı geldiği zaman yatırım fonunda bir miktar kaybınız gerçekleşebilir. Ama Eurobond'u tek bir şartla, tek bir one shot aldığınız zaman dönemsel olarak 6 aylık bir kupon getiriniz olacak. Ben burada yatırım fonundan ziyade bireysel olarak bir single olarak yatırım Eurobond'u tavsiye ederim. Peki ne tarz, ne vadeler ki Eurobond'lar ön planda olmalı? Yeni ihraççılarımız var, yeni ihraççılarımız oldu. Sen de yayınlarda bahsettin. Exim Bank oldu, Varlık Fonu oldu, Hazinenin son ihracı oldu. Çok güzel getiriler var. Çok da iyi getirilerle oluştular. Verim eğrisinin, verim eğrisinde paralar ve verim eğrisinin bir miktar altında olan borçlanmalar oldu. Yatırımcılar yeni ihraçlarda bir miktar pozisyonlanma yapılabilir. Eğer yeni ihraçlardan bir teklif gelmiyorsa yatırımcıya, o zaman ne yapabilir? Mevcut verim eğrisinde kısa ve orta tarafta kupon getirisinin normal satış getirisinin kupon getirisinden daha yüksek olan bir Eurobond'u da risk almalarını tavsiye edebiliriz diye düşünebiliriz. Peki senin de bahsettiğin gibi biraz da hazinenin borçlanması ve bunun nerede şekilleneceğine bakalım istersen. Çünkü burada iç borçlanma hedefi yaklaşık 250 milyar TL civarındaydı. 80 milyar TL'sini tamamladı. Burada 2 ve 5 yıllık vade toplam bir 6 borçlanma daha geleceğini düşünüyoruz. Ve Merkez Bankası'nın hedefi bunu 20 Şubat'ta tamamlamak. Yani bir haftalık bir sürecimiz var. Peki burada getiriler nerede şekillenecek sana göre? Getiriler son hazinenin ihraç ettiği getiriye paralel bir şekilde olabilir diye düşünebiliriz.
Şöyle de söyleyebilirim. Şu an hani Merkez Bankası'nda politika duruşu bir miktar aynı olsa da mevcut koşullar değiştiği zaman merkezde de bir miktar şahinleşmeyi görebiliriz ibaresini duymuştuk. Buradaki şahinleşme hani çok sert bir şekilde olacağını düşünmüyorum. Mevcut koşullarda ve mevcut hem CDS'i baz alırsak hem de mevcut ABD getirilerini baz aldığımız zaman %7,5 üzerinde yani %7,5'la %8 bandı bir borçlanma görebiliriz. Bu da %5 yıllık getiriyle 10 yıllık getiri arasındaki farklar %7,5'da %8 bandında bir miktar oturabilir diye düşünebiliriz. Peki önümüzdeki süreçte bu borçlanmalar artacak mı? Faiz indirimi süreci başladığı zaman bir miktar artacağını düşünüyorum. Özellikle 2024'ün ortasından sonra. Peki oradaki getiriler nasıl şekillenebilir? Mevcut borçlanma getirilir baz aldığım zaman ve bir iki cümlemi kurduğum verim eğrisini baz aldığım zaman 3 aşağı 5 yukarı %7-7,5 bandında bir borçlanma getirisi görebiliriz özel şirketler tarafından. Ama oldu 2024'te yabancı yatırımcı geldi, Türkiye'ye bir belirli bir flow gerçekleşti. O CDS'in bir miktar daha aşağı gelebilir tabii. Bu da bir pozitif senaryo arasında yer alıyor. Bu flow geldiği zaman da siz 50 bas fonda aşağıda borçlanabilirsiniz. Yani oradaki getiriler %6,5 ile 7,5 bandında gerçekleşebilir. Ve zaten JP Morgan'dan raporunda şey demişti, 2024 yılı Türkiye için yurt dışı borçlanmaların yeni yüksek seviyelere doğru yükseleceğini gösteriyordu. Bu hem yurt içindeki gelişmeler olsun hem de yurt dışındaki gelişmeler olsun. Buradan hani bir miktar pozitif etkileneceğini düşünüyorum. Özellikle geçmişteki bir son bir iki var nazaran diye söyleyebilirim. Peki Eren, Amerika tarafını konuştuk ama biraz da içerideki yatırımcının varlık dağılımından bahsedelim istersen 2024 yılı için. Yani Merkez Bankası aslında işte Fatih Bey'in göreve gelmesi ve enflasyon sunumuyla birlikte net bir şekilde şu anki politikanın devam ettirileceği, şu anki faiz oranlarının da ideal olduğu, bir miktar belki mevduat faizlerinin yükselebileceğinin altını çizdi. Dolayısıyla bundan sonraki süreç için mesela yani biraz daha riskli varlıklar tarafına mı yönelmek lazım yoksa daha çok burada portföyü sabit getirilen enstrümanlarda mı tutmak lazım, eşit dağılım mı yapmak lazım? 2024 yılı içerideki burada fiyatlama beklentin ve biraz daha portföy dağılımı noktasında ki beklentin nasıl oluşuyor peki? Açıkçası ben faiz ortamının bir miktar daha uzun süreceğini düşünüyorum. 2024'ün özellikle turizm sezonunun bitişine kadar bir miktar hani bu şu anki sıkılaşmanın yani sıkılaşmaktan kastım faiz oranlarının yüksekliğinin devamlılığını kastediyorum. Buralarda sürekli yaz sonuna kadar yani turizm sezonunun bitimine kadar şu anki faizlerin mevduat faizi olsun kredi faizleri olsun burada sürdürülebilirlik bir şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Burada nasıl bir yatırımcı pozisyonlanma yapılabilir özellikle yurt içindeki yatırımcı? Özellikle para piyasası fonlarında yani sabit getirili menkul kıymetler tarafındaki ağırlığın yüksek olup hisse tarafında, emtia tarafında bir miktar pozisyonlanmaları düşük tutmalarını tavsiye ederiz. Yüzdesel bir dilim olarak yapılacak olursak ise %70 bandında şu an para piyasası fonları ve kısa vadeli borçlanma araçları fonlarının getirileri mevduat eşlikli olarak çok güzel yerlerde getiri olarak. Oralardaki pozisyonlar %70-%75 bandında. Geri kalan %20-%25'lik kısımda ise %20'lik kısımda hisse senedi ve geri kalan boşlukta da bir miktar yurt dışı hisse ve emtia riski bulunmalı diye düşünüyorum. Ama eğer ya Eren ya biz hani yatırım fonlarında değil de biraz
hisse bazlı gitmek istiyorum dediği zaman burada da bir miktar defansif olacak ve 2024'te herkes konuşuyor. Hem yabancı yatırımcı ya da yabancı raporlar olsun, hem televizyonda siz de çok kez dile getirdiniz. Bir yavaşlama söz konusu olacak mevcut sıkılaşmadan dolayı. Burada parakende sektöründe bir miktar pozisyonlanma yapılabilir. Savunma sanayi tarafında bir miktar pozisyonlanma yapılabilir. Ve özellikle hava yolu tarafını biraz sen de çok üzerinde durmuştun geçtiğimiz hafta. Hı hı. Oralarda bir miktar pozisyonlanma yapılabilir diye söyleyebiliriz. Kısa vadeli de ÖST'ler de var tabii. Yani eğer bir yatırımcı, nitelikli yatırımcıysa para piyasası fonlarından ziyade para piyasası fonlarının üzerinde getiri sağlayan ÖST'ler var. Kredi riski düşük olan ve TL'ye bağlı olarak yıllık olarak, yıllıklandırılmış olarak çok güzel getiriler var. %50'ye yaklaşık basit getiriler mevcut. Ve bu bizim hani çok BIST 30 tarafında ihraç gerçekleştiren şirketlerde var tabii bu. Buralarda bir miktar pozisyonlanma yapılabilir. Biraz da yanına mevduat riski de eklenip, mevduat riski demeyeyim de mevduat eklenip yatırımcı 2024'ü rahat bir şekilde atlatabilir diye söyleyebilirim. Sevgili Eren, çok teşekkür ediyoruz verdiğin değerli bilgiler için. Ağzına sağlık, sana da iyi çalışmalar diliyorum. Evet, Eren Kuru'yu dinledik, yurt dışı tarafını konuştuk. Benzine bu gece yarısından itibaren 1 lira 79 kuruşluk bir zam beklentisi var efendim. O yüzden biraz da tabii petrol ve emtia tarafını konuşacağız. Önce kısa bir aramız var, ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın verilerine göre 2022 yılında 49.1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen cari açık rakamlarını aldık. 2023 yılında 45.2 milyar dolara gerilediğini gördük. Orta vadeli programda 2023 yılı için 43.5 milyar dolar cari açık da öngörülmüştü. Detaylar haberimizde. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Aralık ayına ilişkin cari denge veri setini açıkladı. Verilere göre Aralık ayında cari işlemler hesabı 2 milyar 91 milyon dolar açık verdi. Merkez Bankası'ndan gelen açıklamaya göre altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 4.162 milyon dolar fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı ise 4.586 milyon dolar olarak gerçekleşti. Cari işlemler hesabı 2023 yılı özelinde incelendiğinde 45,15 milyar dolar açık verdi. Piyasa beklentisi ise verinin 46,7 milyar dolar açık gerçekleşmesi yönündeydi. Verilere göre cari işlemler hesabı orta vadeli programda 2023 yılının tamamında cari dengenin 42,5 milyar dolar açık vereceği öngörüsünü aştı. 2022 yılında Türkiye ekonomisine cari açık 49,1 milyar dolar olarak kaydedilmişti. Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler ise 2.574 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 1.696 milyon dolar oldu. Birincil gelir dengesi kalemi 233 milyon dolar net çıkış, ikincil gelir dengesi kaleminde ise 154 milyon dolar net giriş kaydedildi. Aralık verilerine göre doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 317 milyon dolar olarak kaydedildi. Aynı dönemde portföy yatırımları 1.7 milyar dolar olurken alt kalemler itibariyle incelendiğinde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 1.2 milyar dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 1.2 milyar dolar net alış yaptığı görüldü. Resmi rezervlerde bu ay 1.98 milyar dolar net artış oldu. Net hata noksan kalemi ise 1.1 milyar dolar açık verdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ödemeler dengesi istatistiklerine güncellemeler yaptı. Revizyon politikası doğrultusunda yıl sonu çalışmaları, ödemeler dengesi istatistiklerinde 2019 yılından itibaren hizmetler dengesi, birincil gelir dengesi, doğrudan yatırımlar, portföy yatırımları ve diğer yatırımlar kalemleriyle çeşitli güncellemeler yapıldı. Açıklamaya göre söz konusu güncellemelerden cari işlemler hesabıyla finans hesabı kalemleri ve dolayısıyla net hata ve noksan kalemi etkilendi. Evet, Türkiye İstatistik Kurumu ise Aralık ayına ilişkin ciro ve perakende satış endekslerini açıkladı. Verilere göre toplam ciro endeksi Aralık 2023'te yıllık bazda %69'luk artış kaydederken sabit fiyatlarda perakende satış hacmi de yıllık bazda %11.4 artış gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu Aralık 2023 dönemine ilişkin ciro perakende satış endekslerini açıkladı. 2023 yılı ciro endeksleri yıllık bazda incelendiğinde sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamı Aralık ayında yıllık bazda %69 yükseldi. Toplam cironun alt kalemlerine bakıldığında Aralık 2023'te yıllık sanayi sektörü ciro endeksi %59,4, inşaat ciro endeksi %85, ticaret ciro endeksi %72,4, hizmet ciro endeksi %66,1 artış kaydetti. Sanayi, İnşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi Aralık 2023'te aylık bazda incelendiğinde ise %6,6 yükseliş kaydetti. Söz konusu ayda sanayi sektörü ciro endeksinde %6,2, inşaat ciro endeksinde %4,3, ticaret ciro endeksinde %7,4 ve hizmet ciro endeksinde %5,4 artış oldu. Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi aylık bazda %1,7 yükseliş kaydetti. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları %0,3, gıda dışı satışlar %2,3, otomotiv yakıtı satışları %1,8 artış gösterdi. Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi Aralık 2023'te yıllık bazda incelendiğinde %11,4 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %8,7, gıda dışı satışlar %16,9 artarken otomotiv yakıtı satışları %5,1 düştü. Cari fiyatlarla perakende ciro Aralık 2023'te yıllık %80 artış kaydederken aylık bazda ise %4,3 yükseldi. ABD federal hükümetin bütçe açığı ise rekor düzeyde gelir elde edilmesiyle Ocak'ta geçen yılın aynı ayına kıyasla %43 azalarak 22 milyar dolara geriledi efendim. Amerika Birleşik Devletleri'nin bütçesi Ocak ayında %43 azalarak 22 milyar dolara geriledi. Federal hükümet geçen yıl Ocak ayında 39 milyar dolar bütçe açığı vermişti. Bu dönemde bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi 39,3 milyar dolarlık açık vermesi yönündeydi. Açıktaki düşüş rekor düzeyde gelir elde edilmesine bağlandı. Hükümetin gelirleri Ocak'ta %7 artarak 477 milyar dolara, harcamaları ise %3 artışla 499 milyar dolara yükseldi. Amerika'da 2024 mali yılının 4. ayı olan Ocak ayı itibariyle toplam bütçe açığı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla %16 artarak 532 milyar dolar oldu. Söz konusu açık, geçen yılın aynı döneminde 460 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti. Mali yılının ilk 4 ayındaki harcamalar geçen senenin aynı dönemine kıyasla %10 artarak 2,1 trilyon dolara, gelirler %8 artışla yaklaşık 1,6 trilyon dolara çıktı. Amerika'da bütçe açığı 2023 mali yılında bir önceki yıla kıyasla %23 artarak 1,7 trilyon dolara ulaşmıştı. Evet, emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen bizlerle. Önce petrol tarafını konuşacağız. Zafer Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Biz de şimdi zam haberleriyle yine başladık bugüne. Benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olacak üzere 1 lira 79 kuruşluk bir zam beklentisi var. Şimdi tabii bunun arkasında yatan nedenler dolar Türk lirasının tarihi zirvede seyretmesi ve petrol tarafının da yine güçlü seyrediyor olması. Çünkü Brent tarafına baktığımızda tabii sabah 82 dolara yakındı. Bugün şu an anlık fiyatlamada 82,5 dolara yakın bir seyir hakim. Yani 80 dolarların altında çok fazla kalamadı diyebiliriz. Biraz daha şimdi petrol cephesiyle başlayalım istiyorum ama burada Orta Doğu'daki gerilimin etkisini mi görüyoruz? Arz tarafına mı bakmak lazım? Yoksa talep tarafıyla mı şekilleniyor? Şu an önümüzdeki süreçte petrol fiyatlarının daha da artmasını bekliyor musunuz Zafer Bey? Şu anda sizin de belirttiğiniz gibi hem jeopolitik riskler var hem de yavaş yavaş artık o faiz indirimleri beklentisiyle bir miktar talebin artmaya başladığını gördük. Özellikle Çin tarafında bir miktar yüklemeler arttı. Bir de tabii OPEC ülkeleri acaba arzı kesecek mi? Yeniden arz indirimine gidecek mi? İşaretleri vardı. Bütün bunların içerisinde petrolün yavaş yavaş o talepteki canlanmanın, Çin tarafındaki en azından yüklemelerdeki kısa vadeli talep tarafındaki canlanmanın artı jeopolitik risklerle beraber yeniden toparlanmaya başladığını görüyoruz. Oldukça dalgalı bir piyasa var petrol piyasasında, bunu söyleyebiliriz. Yani özellikle Ocak ayı içerisinde 83 seviyelerine çıkıp ondan sonra tekrar geri gelip Şubat ayında yeniden bu seviyelere gelmesi oldukça bir hareketli bir piyasayı gösteriyor bize. Bu da arzla talep arasındaki aslında o bir nevi savaşın olduğunu gösteriyor bize. Talep bir miktar canlandı. Bundan sonra aslında fiyatların yönünü belirleyecek olan OPEC ülkeleri ve Suudi Arabistan. Eğer arz kesintileri devam ederse burada
Bundan sonraki süreçte artık yavaş yavaş o petrol tarafındaki alıcılı seyrin oluşmaya başladığını göreceğiz. Tabii bu çok hızlı bir yükseliş olacak veya yeni bir yükseliş trendi olacak değil. 80 dolar üzerindeki fiyatlamaların daha çok görünmeye başlayacağını söyleyebiliriz. Şöyle söyleyeyim, genel olarak orta ve uzun vadede bakacak olursak şu anki parametreler içerisinde aşağıda 70-75 bandı var. Brent petrolde yukarıda da 90-95 bandı var. Bu bandın içerisinde gelen haberlerle, arz ve talep haberleriyle birlikte dalgalanan bir petrol fiyatı görmeye devam edeceğiz. Peki, isterseniz buradan da kıymetli metallere geçelim. Şimdi kıymetli metaller tarafında kıymetli metalleri de belki ikiye ayıracağız sizinle. Ons altın ve diğerleri olarak. Neden? Dün çünkü Amerika tarafında enflasyon verisini aldık. Güçlü gelince haliyle tahvil faizleri ve dolar endeksi yukarı gitti. Bu da altında baskı yarattı. Peki burada 2024 yılı tarafında altın genelinde fiyatlama anlamında biraz daha enflasyon cephesini mi takip etmek lazım? Yoksa artık bunları altın için son yani düşüşler ve alım fırsatı mı? Neden? Çünkü bir şekilde biliyoruz ki Fed bu yıl faiz indirimine başlayacak. Haliyle bu da akabinde yeniden tahvil faizlerine bir düşüş, dolar endeksine bir düşüş getirecekse bu altın için bir fırsat yaratıyor mu sizin için? Yani altın tarafında özellikle son dönemde dolar endeksinin oldukça paralel gitmeye başladığını görüyoruz. Bu da bize aslında altın fiyatları üzerinde veya kıymetli metaller üzerinde özellikle enflasyon verisinin oldukça etkili olduğunu söyleyebiliriz. Enflasyon verisine göre dolar, çünkü gelen enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde olması, altında olmasına göre merkez bankalarının alacağı tutum ve buna yönelik olarak da dolar endeksinin hareketleri şekilleniyor. Özellikle Amerika'da gelen enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde olması o destek seviyelerinin kırılmasına yol açtı ons altında. Kısa vadeli o yüzden görüntü bir miktar olumsuz. Özellikle 1994'ün altında kalan bir ons altın bize 1950'lerin 1948 seviyesinin yolunu açar diye düşünüyorum ben. Tabii burada ons altının genelinde faiz indirimlerinin başlayacak bir olması 1948 seviyesi aşağı doğru kırılmadığı sürece alıcıların güçlü olmasını yol açacaktır. Ama ben ons altın tarafında 2070 seviyesi geçilse bile çok agresif hareketler beklemiyorum. Nispeten daha stabil, daha dar bantta hareket eden ons altın göreceğiz bu sene içerisinde. Hatta önümüzdeki seneler içerisinde de diyebiliriz. O yüzden de burada destek seviyelerinin kısa vadede önem kazandığını söylememiz mümkün. Şimdi tabii bu kıymetli metallerle birlikte. Tabii, buyurun. Evet, aslında ons altını o yüzden ayrı yerde değerlendirmiştim. Çünkü yani gümüş ve paladyum platine baktığımda kayıplar çok ciddi. Yani gümüşte çünkü böyle 50 dolarlar konuşuluyordu. Paladyumun geldiği noktada biliyoruz. Burada işte 3000 dolarların üzerinde kalıcılık olur mu derken geldiğimiz nokta 1000 doların altı. Dolayısıyla yani hani altını farklı bir yerde, diğer kıymetli metalleri farklı bir yerde konumlandırmak daha doğru olmaz mı? Diğer kıymetli metallerin seyrini nasıl okumak lazım diye aslında sormak istemiştim. Kesinlikle çok doğru bir yorum. Ons altının üzerinde çünkü güvenli liman özelliği de var. Şimdi diğer kıymetli metallere bakarsak, gümüş, platin, paladyum tarafından gidersek, burada endüstriyel alanda kullanılmalarına göre hareketlerin boyunun arttığını görüyoruz. Gümüş tarafında açık konuşmak gerekirse altın gümüş rasyosu 90 seviyesinin üzerine çıktı tekrar. Hatta 91 seviyelerin üzerine çıkıyor zaman zaman. Benim için altın gümüş rasyosunda 90 üzerindeki seviyeler gümüş için fırsattır. Çünkü bundan sonraki dönemde eğer faiz indirimleri başlayacaksa, nasıl biraz önce söyledik, ons altında alıcılı seyir olacaktır ama nispeten dar bantta hareket edecektir. İşte gümüş mesela burada ons altına göre daha agresif hareketlerde bulunacaktır. Bir miktar daha pozitif fiyatlamalarda bulunacaktır. O yüzden ben altın gümüş rasyosunun 90 üzerinde olduğu, hatta 91'lerin üzerine çıktığı durumlar içerisinde gümüş için bir fırsat yarattığını düşünüyorum. Platin paladyum tarafında ise aynı beklentiler geçerli ama platin ve paladyum üzerinde şöyle bir nokta da var. Tabii bu imtiyalar aynı zamanda Rusya tarafından da çıkartılan imtiyalardan bir tanesi, ticareti yapılan imtiyalardan bir tanesi. Maalesef burada Rusya'nın petrolde de olmak üzere düşük fiyat uygulaması yaptırımlardan dolayı burada fiyatlamalarda baskı oluşturuyor. Tabii bir taraftan da ekonomik büyümenin yavaşlıyor olması, endüstriyel alanda daha fazla kullanılan bu tarz imtiyaların nispeten daha kötü performans göstermesine yol açtı. Tabii ki faiz indirimleriyle birlikte canlanacak talep burada da toparlanmaya yol açacaktır ama kıymetli metaller içerisinde bana sorarsanız en avantajlı konumda bulunan şu an içerisinde gümüş gözüküyor. Gümüş. Özellikle 90 üzerindeki altın gümüş rasyosu benim için gümüşün nispeten daha ön planda olacağı bir dönemi işaret ediyor kıymetli metaller için.
Peki bu arada tabii şu notu da iliştirmek lazım. Amerika tarafından tabii Reuters tarafından bir son dakika geçti. Biz teklif ettik ama Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın bitmesine ilişkin olarak bir teklif götürdük. Fakat Rusya kabul etmedi diyor. Peki bu savaş uzarsa burada Palladium'da bir süre daha baskı altında kalacak diyebilir miyiz? Gümüşü pozitif tarafta ayırdınız. Peki burada Palladium için biraz daha Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı mı izlemek lazım? Kesinlikle çok doğru bir yorum. Burada Rusya üzerindeki baskılar devam ettikçe, Rusya üzerinde bu düşük fiyat uygulaması devam ettiği sürece maalesef Palladium üzerinde de bu baskılar olacak. O yüzden de kısa vadede toparlanmayı görmemiz oldukça zor. Zaten yani savaş öncesine baktığımız zaman aslında nispeten daha güçlü bir Palladium talebi vardı. Ve bu Palladium talebinin önceki senelerde de sürekli artarak devam etmesi bekleniyordu. Fakat tabii arz olunca ve düşük fiyatlı olunca maalesef burada fiyatları da aşağıya çekiyor. Bir de buna tabii ki ekonomik büyümenin de yavaşlaması maalesef buradaki etkenlerden bir tanesi oldu. Burada toparlanmayı görebilmek için sizin de belirttiğiniz gibi çok doğru bir yorum. Rusya tarafındaki fiyatlamaları ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonucunu görmek lazım. Eğer burada bir uzlaşmaya varılırsa, en azından bir barışa varılırsa, burada yeniden Palladium'un güçlendiği bir dönemi görebiliriz. Peki gıda imtiyazları için ne dersin? Son günlerde şimdi hepimiz tabii kakao fiyatlarını konuşuyoruz. Neden? Hepimiz aşağı yukarı çikolata yemeyi seviyoruz ama küresel kakao fiyatlarına ciddi bir artış var. Bu artışın da tabii raflara yansıdığını gördük ve görmeye de devam edeceğiz gibi görünüyor. Ama sık sık mesela işte dönem dönem farklı gıda imtiyazlarında ya da bazı metallerde de bunu yaşıyoruz. Yani size göre bu fiyat artışı tabii biraz arz açığı nedeniyle kaynaklanıyor ama kalıcı mı? Gerçi fiyatlar yükseldikten sonra bir daha pek düştüğünü görmeyiz ama yoksa burada fiyatların biraz daha arttığı bir dönemde miyiz? Daha geçici bir fiyatlama mı sizce bu kakao fiyatlarındaki artış? Yani şöyle söyleyelim, kakaonun %60'dan fazlası Batı Afrika'da iki ülke tarafından üretiliyor. Gine ve Ghana. Tabii ki bu ülkelerdeki üretim maalesef geçtiğimiz sene içerisinde ve bu sene içerisinde yaşanan El Niño etkisi nedeniyle ağaçlarda böceklenmeye yol açtı. Ve bu da böyle olunca da maalesef rekoltede ciddi bir düşüş yaşandı. Rekoltedeki ciddi düşüş de fiyatlardaki artışa yol açtı. Hala üretim tahminlerine baktığımız zaman burada beklentilerin altında. Ve böyle olunca da fiyatlar yukarı gitmeye devam ediyor. Hatta ben de bir miktar bu seviyelerde dengelenmesini bekliyordum ama gelen raporlar burada hala bu sıkıntıların devam ettiğini gösteriyor. Bu sıkıntılar çözülmeden maalesef fiyatlarda da aşağıya gelmeyi çok fazla bekleyemeyiz. Çünkü bu bölge, Batı Afrika bölgesi dediğim gibi yani dünya kakao üretiminin neredeyse tek başına sağlayan bölgelerden bir tanesi. Buradaki maalesef hava koşulları, geçtiğimiz sene yaşanan o sıkıntılar burada ağaçlardaki o rekoltenin de düşmesine yol açtı. Şimdi önümüzdeki rekolt rakamları bekliyoruz. Üretim tahmini rakamlarını bekliyoruz. Bu üretim tahmini rakamlarında düzenli olmadan maalesef kakao fiyatlarında bir geri çekilme çok da olası gözükmüyor. En kötü ihtimalle bulunduğu seviyelerde kalır gibi gözüküyor. Ve bir süre daha herhalde pahalı çikolata fiyatlarındaki artışı görmeye devam edeceğiz gibi. Ama son dönemde baktığınız zaman aslında hava koşullarının tarım imtiyazları üzerinde çok etkili olduğunu görüyoruz. Her zaman etkiliydi ama geçtiğimiz sene yaşanan El Niño maalesef burada birçok fiyatlarda dalgalanmaya yol açtı. Sadece kakao fiyatlarında değil, bunun etkisini aynı zamanda şeker ve kahve tarafında da oldukça fazla gördük. Neden peki bu üç imtiyada çok fazla görüyoruz? Çünkü kakao yoğun olarak Batı Afrika'da üretildiğini konuşmuştuk. Şeker ve kahve de yoğun olarak Brezilya başta olmak üzere Uzak Doğu Asya'da üretiliyor. Tabii El Niño da maalesef bu bölgeleri oldukça fazla etkiliyor. O yüzden de bu emtia gruplarında oldukça fazla dalgalanmayı gördük. İşte şeker fiyatlarında hızlı artışları gördük. Sonrasında hızlı geri çekilişleri gördük. Keza kahve tarafında hızlı düşüşleri, hızlı artışları gördük. Bu maalesef hava koşullarının tarım emtiaları üzerindeki ne kadar etkili olduğunu da gösteriyor bize. Evet, çok haklısınız. Çok teşekkür ediyorum kıymetli yorumlarınız için. Bir süre daha yüksek fiyatlı çikolata yemeye devam edeceğiz gibi görünüyor. Ağzınıza sağlık. Evet efendim, burada emtia fiyatlarındaki son gelişmeleri de konuştuk. Programımıza noktayı koyuyorum. Yarın sabah görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.